Mevla Teala kainatın en kıymetlisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi onu Sevr mağarasında örümceğin yapmış olduğu bir ev ile ne yaptı? Muhafaza etti, korudu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin girmiş olduğu mağarada o mağaranın kapısına Mevla Teala bir örümceğe ev yaptırdı. Ay örtürdü. Ve inne evhenel buyuti leveytül ankebut. Allah'ımızın ifadesi. En hafif, en basit ev Anki evidir. Lev alemun diyor Hazreti Allah Teala. Mevla Teala o kapıya örümce ne yapıyor? Ördürüyor ve işte ne diyorlar? Ya işte buraya giren olsaydı örümce a olmaması gerekirdi. Evi olmaması gerekirdi. Kainatın en kıymetlisini. Aslında bize bir mesaj var. Mesaj şu. Allah bizi muhafaza ettiği takdirde. Şimdi Mevla Teala sen oraya Kayıyı örterdi, duvar koydurtururdu, şu olurdu, bu her şey olabilirdi. Ama yok. Allah bir kulunu muhafazaya karar verdi mi, muhafaza için Mevla Teala emir verdi mi, onu en kolayıyla da, en, en kuvvetlisiyle ne olursa olsun Allah onu ne yapar muhafaza eder. O yüzden bize mesaj var, var burada, mesaj. Sen örüncek deyip geçme yani. Sen onu basit görebilirsin, hafif görebilirsin. Ama bil ki Allah onunla en kıymetliyi muhafaza etti. En değerliyi muhafaza etti. O yüzden Mevla Teala'nın رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ hada batıl ifadesini iyi anlamak lazım. Ya Rabbi yeryüzünde boş bir şey yaratmadın ya Rabbi. Ne varsa hepsi yerli yerinde, hepsi kıymetli, hepsi değerli. Sen madem yarattın, sen madem ortaya koydun ya Rabbi... İşte i̇nsan gerçekten olayları bu şekilde süzmesi lazım. Allah'la barışık yaşaması lazım. Allah'ı iyi tanıması lazım. Allah'ı güzel tanırsa insan, Allah'la gerçekten beraber güzel bir şekilde hayatını sürdürürse o zaman bu insan ne yapar? Hakikaten kurtulmuş olur.